Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tarımsal kalkınma zirvesi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Buradaki fuar alanı ve içerideki konuşmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki tarım politikalarının ne olacağı noktasında vatandaşımızı bilgilendirmek için yapılan bir fuar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarımla olan ilişkilerini, tarımı nasıl desteklediklerini göstermek için, görsel olarak da göstermek için kurduğumuz standlar. Şimdi diyeceksiniz ki Kadıköy Belediyesi'nde tarım mı var? Evet, Kadıköy Belediyesi'nde büyük tarım arazilerimiz yok. Ama Kadıköy Belediyesi'nin sınırları içerisinde büyük bir tüketim var. İnsanlarımız bu dışarıda üretilen ürünleri satın alıp tüketiyorlar. Biz de orada devreye giriyoruz. Bizim Fener yolunda atıksız bir dükkanımız var. Bu konseptteki dükkanımızda atık üretilmiyor. İnsanlar buradan alışveriş yapmak istedikleri zaman ellerindeki kaplarla geliyorlar. Bulaşık deterjanı alıyorlar. Kuru fasulye alıyorlar, nohut alıyorlar veya bizim cam kavanozlarda paketlediğimiz işte biber salçası, salça veyahut da kişisel bakım ürünlerini alıyorlar. Çocuk bezi satıyoruz. Niye çocuk bezi satıyoruz? Şu anda çocuk bezleri, kullanılan çocuk bezleri tek kullanımlık. Bizim sattığımız çocuk bezi ise ebedi. Yani doğduğu andan bezi bırakana kadar çocuğun tüm ihtiyacını bir bezle giderebilirsiniz. Bu satışları burada yapıp amacımız atık üretmeden, çevreyi kirletmeden bu ürünlerin satılmasını ve pazarlamasını aracı olmak. Peki bu tarımsal kalkınma planlaması dahilindeki bu 5 yıllık planlama hakkındaki görüşleriniz neler? Yani hükümetin bir 5 yıllık planı falan yok. Ben çiftçiyim. Ben yarın ne ekeceğimi bana devlet söylemiyor. Ben bakıyorum, canım ne isterse onu ekiyorum. Veyahut da destekleme yapacak. Ben ürünü ektiğim anda bana desteklemeyi vermiyor. Ürünü ekip kaldırıyorum, satıyorum, satabilirsem ondan sonra bana desteklememi ödüyor. Eğer hangi ürünü satacağımı söylerse devlet bir planlama çerçevesinde o ürünle ilgili ekim aşamasında gerekli destekleri sağlarsa çiftçi ürünü kaldırdığı zaman ürününü kaça satacağını bilebilir. Mesela her sene 2 yılda bir veya 3 yılda bir bizim soğan ve patates fiyatlarımız tavan yapar. Sonra düşer. Niye? Çünkü üretici, çiftçi soğan patates ekmeği bırakır. Sonra bakar ki fiyat yükseliyor. Bir anda herkes eker. Sonra tekrar fiyat düşer. Bunların hepsi bir üretim ve planlama çerçevesinde yapılması gerekiyor ama ne yazık ki 20 yıllık iktidarları boyunca bu hükümetin böyle bir planlaması hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Çünkü dertleri üretmek değil. Dertleri dışarıdan satın almak. İşte yem bulunamıyor. Gübre fiyatları. Geçen sene gübrenin top şeyini, torbasını 90 liraya alırken şimdi 215 lira, 225 lira. 3 katı fiyat arttı. Mazot, bütün girdiler, kimyasal ürünler, tohum. Bütün girdilerin fiyatı arttı ama ürünün fiyatı aynı. Burada bir planlamadan bahsedemezsiniz. Görüşmeniz için size çok teşekkür ediyoruz. Umarım her şey çok daha iyi olur. Görüşmek üzere.